İhlas hatmi diye bir hatim de yok. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne var ne de peygamberimizin. Ama ihlası bol bol okumak gerekir, iyidir. Efendim tevhid, insan Allah'ın Allah'a tevhidi öğretiyor. Hazreti Ali'nin mezarlığa girdiğinde 11 ihlas okuduğuna dair bazı rivayetler var. Yani ihlasın çok büyük kıymeti var. Yani Hazreti Peygamber döneminde değil mi? Peygamberimiz bir ekip gönderiyor bir yere. Ekibin başına da bir imam tayin ediyor. Peygamberimizin usulüydü. 3 kişi yola çıkarsa birini yol imamı tayin ederdi. Yol önderi yani. Kaos kargaşa olmasın diye en son kararı o verir diye. Genellikle gönderirken de en iyi hafız olan, en iyi Kur'an'ı bilen, İslam'ı en iyi bilen kim varsa onu yol imamı olarak tayin ederdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir seferinde birini tayin ediyor. İyi bir hafız yani. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen bir kurrayı. Ama bu hafız her namazda yatsı, sabah ve akşam namazlarının her rekatinde ihlas okuyor sadece. Fatiha ihlas, Fatiha ihlas. Yoldakiler itiraz ediyorlar ona. Diyorlar ki sen hep ihlas okuyorsun. Başka bir şey okumuyorsun. Yani tamam da ihlas çok önemli bir sure de İslam'ın temel akaidini, düşüncesini yani iman esaslarını belirliyor da ama diğer sureler de var. Onları da oku. Duha var, inşirah var, efendim Tarık suresi var, Şems suresi var, var, Rahman var, var. Zariyat var. Bunlardan birini oku. Hani onların da anlamlarını tefekkür edelim. Çünkü adam Arap biliyor ne anlama geldiğini. İmam diyor ki, yol imamı diyor ki ben diyor sadece bunu okuyacağım diyor. Boşunuza gitmiyorsa ayrılan imamlıktan diyor. Ben ayrılayım başkası gelsin. Şimdi bunlar tabi Hazreti Peygamber'in tayin ettiği bir imama oradan ayrıl deme imkanları var mı yani? Peygamber karar vermişse kim o kararı eleştirebilir? Ancak dünyası ahireti berbat olan biri peygamberin kararını eleştirebilir veya cahil olan birisi peygamberin kararını eleştirebilir. Sahabede de öyle adam yok. Yani hepsi tam itaat ve tam bir bağlılıkla bağlanmışlar peygamberimize. Tamam diyorlar. Madem öyleyse öyle. İtaat ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Peygamberimize bu olayı anlatıyorlar. Şikayet babında değil belki ama imamımız çok iyiydi diyorlar yol liderimiz ama namazda böyle bir huyu var. Namazları o kıldırdı bize. En iyi okuyanımız oydu Kur'an-ı Kerim'i ama bütün rekatlerde sadece kul huvallahu ahad. Allahu samet. Bunu okudu. Hazreti Peygamber çağırtıyor o imamı. Gel bakalım diyor. Arkadaşların seninle memnunlar diyor. Ama bütün rekatlerde sadece ihlas okumuşsun. Bunun sebebini söyle bakayım bize. Diyor ki inni uhibbuha. Ben o sureyi seviyorum diyor. Çünkü fiha sıfatu Rabbi. Rabbim o surede kendini anlatıyor diyor. Ben Allah'ım, ben tekim. Ortağım yok. Kimseye muhtaç değilim. Herkes bana muhtaç. Ben baba değilim, evlat değilim. Kimse bana denk değil. Allah kendini tanıtıyor orada diyor. Ben her namazda onu okumayı seviyorum. Peygamber ne diyor ona? Hubbuke iyyâhe edhalekel cennet. Senin o sureye ihlasa olan sevgin seni cennete soktu bile diyor. Onun için ihlas deyip geçmeyin yani. İhlasın ayrı bir yeri var, ayrı bir kıymeti var, ayrı bir değeri var. Onu bol bol okumak gerekir ama dediğim gibi ihlas hatmi diye bir hatim yok. Hocam ben günde 10 defa okuyorum, ihlas hatmi oldu. Eyvallah, tamamdır. Adını ihlas hatmi koyduysan Allah kabul etsin inşallah. Problem yok.